cümle içinde bir dediği kelime diğer kelimeyle çelişiyor. Kelime kelimelerle çelişiyor Cemal Bey. Şimdi Zeynel, dün Zeynel'i izleyebildiniz mi bilmiyorum ama Zeynel bu kadar çok çelişkili konuşması... Biraz izledim. Evet, yani bir dediği kelime, cümle, evet, cümleden şimdi... bahsetmiyorum. İkisi birbirinden bağımsız, bambaşka. Yani bir gördüm diyor, bir görmedim diyor, tanıyorum diyor, tanımıyorum diyor. Sürekli böyle şey yapıyor, çelişkili konuşuyor. Buyurun Cemal Bey. Yani benim gözümde şu anda Zeynel Bey şüpheli durumunda konuşmalarıyla. Bu sadece saat dilimi ayrı ya, mesela akşamüstü veya sabah. Bu insanlar yani o yayla yolunu gece gündüz her devamlı kullanıyorlar. Hangi saat belirli saatlerde yani. Ama bakın sizi de yine aynı her konuya geleceğim, tekrar döneceğim o meseleye ama bir dakika. Tamam, sağ ol, çok teşekkürler. Şimdi yine aynı konuya geleceğim ama şimdi bu adam sizi diyor ki muhabir arkadaşımıza söylediği sözlerde, evet, Savaş'ın babası Cemal Bayram'ı şahsen tanırım diyor. Birkaç kez selam vermişliğim de vardır diyor. Şahsen tanışmak demek sizin bayağı sohbet ettiğiniz böyle arabayı sürerken, kamyonu sürerken elini kaldırmaktan bahsetmiyor. Sizi şahsen tanıdığından bahsediyor. Şahsen deme bir anlamda da yani yolda geçerken gördüğüm bir insan, kim olduğunu, ayrıntılarını bilmem demek yani bu anlamda. Siz onun adını biliyor muydunuz bu yayına kadar? Konuşmayın. Size elini kaldırıp selam veren, hayır, şoförün Zeynel olduğunu biliyor muydunuz? Yok. Ya oradan yoldan gelip geçen bütün şoförlerin adını tanıdığım birisi olursa bilirim. Tanımadıklarımın adını bilmem. Gelen geçen oradan yoldan herkes korna basar geçer yani bu ama, şekilde. Ama Zeynel'in adını soy ismini bilmiyorsunuz, doğru mu? Yok, köyünü de bilmiyordum, adını da bilmiyordum. Bu yayından sonra öğrendim yani. Peki gelininiz Nurhan sürekli kapının... Bir de o şey... Buyurun söyleyin. Buyurun söyleyin. Evet. Siz söyleyin önce. Bir de benim... Ben mi? Evet. Didem Hanım, şöyle söyleyeyim, o yani bu Şeref Efendi'nin gündeme getirmesiyle ortaya çıktı bu iş. O zamana kadar ben onun köyünü de bilmiyordum, adını da bilmiyordum. Yani bugüne kadar konuşmaması zaten manidar. Sadece Şeref'e konuşması, Şeref Bey'e konuşması manidar. Şeref Bey'in de Zeynel Bey'den duyduğu her şeyi, normalde telefonla muhabirlerimize konuşurken her şeyi söyleyip sonra arkasından beraber yayına katıldıklarında, Zeynel'le beraber yayına katıldıklarında işte söylemekten imtina etmesi, kaçınması, Şeref Bey'den bahsediyorum. Bu da manidar. Bakın normalde Zeynel sizin gelininizi, bir dakika, sizin gelininizi gece... Yani kaybolduğu gece sözüm ona görmüş. Yanında da çocuk varmış. Ondan sonra elini kaldırmış. Ondan sonra gitmek istemiş. Fakat bunu şey almamış. Zeynel o gece almamış. Şimdi normalde Şeref'e böyle anlatıyor, Şeref Bey'e. Şeref Bey de bunu ekranda anlatmaktan ya korkuyorlar bunlar Zeynel Bey'den. Çünkü korkmalarını gerektirecek de acayip iddialar var. Sevgili izleyiciler, Zeynel Bey'le ilgili öyle böyle iddialar elimde değil. Birazdan bu iddiaları açıklayacağım. Bu bilgileri Zeynel'i ve ailesini çok iyi tanıyan, birebir çok iyi tanıyan biri bize verdi. Gerçekten acayip iddialar. Hepsini birazdan açıklayacağım. Zeynel'le ilgili bütün iddiaları açıklayacağım. Buyurun Cemal Bey. Ya şimdi Didem Hanım, şöyle söyleyeyim. Yani herkes bak, herkes Allah rızası için doğru konuşsun. Bu olayın çözülmesi için yardımcı olsun. Korkmasınlar. Şöyle söyleyeyim. Bu Şeref Bey'den ben fazla bir bilgi almadım. Şeref Bey'den aldığım bilgi şu kadar, şöyle. Yani bu bizim... Telefonumu alabilir miyim arkadaşlar? Ekranlarda... Söyleyin, devam edin. Şeref Bey'den aldığınız bilgiyi söyleyin. Bu, şöyle söyleyeyim, bu ekranlarda yayınlanmaya başlayınca bu şey, ama önceki dönem, ancak bu, ama bu seferki dönem, onu sormadım. Şeref Bey'in demesine göre o, onun yanına sapmış bu Zeynel Efendi, orada yemek yemişler, o esnada o televizyonda gördüklerini düşünüyorum, televizyonda, yayında falan. Ondan sonra söyleme ihtiyacı duymuş. Tamam Cemal Bey, onları biliyoruz biz. Peki Suzan'cığım, yani şimdi Zeynel'in kibiri ortaya çıktı.
şeyler diyorlar ki yani savaşlar babası Cemal yani senin dünürün biz öldürmedik bu Zeynel'den şüpheleniyoruz. Ne dersin peki inandırıcı buluyor musun sen Cemal'le savaşı Cemal Bey'le savaşı? Ben bilmem onu kendileri bilecek. Onların evinden gitti. Nasıl çıkaracak söyleyecek bulacak. Şey ya diyecek. Şimdi ben Zeynel tanımam bir şey etmem. Suzan Hanım. Abla siz Suzan Hanım'a söyleyeceğim. Bu... Söyle bir dakika. Evet. Ondan sonra. Suzan Hanım'a Kemal Efendi'ye söyleyeceğim. Bu her seferinde kendiliğinden çıkıp gidiyor. Para almıyor, telefon almıyor. Üzerine kıyafet almıyor. Hazırlık yapıp gitmiyor. Ondan sonra ne anasını arıyor, ne babasını arıyor, ne jandarmayı arıyor, ne polisi arıyor. Biz arkadan insan arayıp bulmaya uğraşıyoruz. Yani ne insan arayıp da bulmaya uğraşıyorsun? Ulan biz komşular... amcamları gönderip aramıyor. Ne arıyor? Jandarmaya polise gitmeden önce Bir dakika. Suzan bir konuşuyor. Engellemeyeyim bir dakika. Suzan bir şey sor. Sor Suzan'cım anlamadı galiba. Arayayım değiller ya. Sayısılın mahalli bakıyor. Jandarmaya haber vermek, polise haber vermek. Biz diyoruz ki kimliğin kızın tercihesini ver de polis arayalım savaş. Daha da olmadı. Amcamlara dedik, amcamları gönderiyor. Amca dedik, git dedik, söylen de şeyini alında. Savaşa söyle, bana söyleme. Resmini alında dedik, şeye yayın altında belki bir gören olur, hemen haber veren olur. Vermediler mi? Şeyini dedik, amcamlar geldiler, evet geldiler eve, işte resim almaya gelmişler. Savaş bize resim getir demişler. Savaş gitmiş gelmezmiş. Bekle bekle bekle. Amcamlar demişler ki Savaş resmi yeni mi çıkarıyor demişler. Bunun amcasının oğlunu gönderiyor. Git bak demişler. Savaş niye resim getirmiyor? Savaş resim götürecek. Savaş gitmiş divanın üstüne durup fenalaşmış yatarmış. Orada birisi bana yardım etmeye geliyorsa. Niye fenalaştı? Resim istiyorsa ben gide sevini sevini. Onlarla beraber bana destek oluyorlarsa koşa koşa giderim. Niye yatacağım bana şeyin üstüne doğru? Sen de fotoğraf istediklerinde. Bak demek ki evet, bulunması istenmiyor. Ben diyor, İlkin diyor abla bu ilk boş boş konuşuyor işte. İlk zamanı söylüyor madem. Abla sonuçta bulundu mu bulundu. Hani biz demek o fenalaşmışım fenalaşmışım bunu. Siz az önceki soruyu bir daha sorar mısınız şuna? Zeynel muhabbet ikisine bir sorun. Ya soracağım ama çok o güzel şunu söylüyor. Çünkü. Ya Zeynel'den şu anladığım kadarıyla bunu da ne olursa olsun onlar biliyorlar diyor. Ben ne bileceğim Zeynel'in biz diyor. Biz ben bir şey diyeceğim abla. Fotoğraf hissi de sen götürmedin mi fotoğrafı? Ben bir şey. Daha sonraki olan olaylar diyor. Şimdi, onlar daha sonraki olan olaylar. Bu da bu biliyor mi? Ne söyle Kemal Bey? Zeynel'in arabası tamperli yüksek araba. Hı. Buraya alınan kamera kayıtlarında Zeynel'in arabası yok. Eğer Zeynel o gece oraya geldiyse başka özel arabayla geldi. Senin o baktın ya sen o gece bu bütün arabalara. Yüksek araba, gerçi Zeynel orada da şöyle arabası... problem var. Bir dakika orada da şöyle kamera problem var. Kamera kayıtlarında yok. Bir dakika Kemal Beyciğim orada da şöyle problem var. Savaş belli bir saat dilimine bakıyor. Yani saat kaçtan sonrası saati hatırlamıyorum. Öğleden şey. 4. 4'ten sonrası 16'dan sonra bakıyor. Saat 24'e kadar bakıyor. Yani 24'ten sonrası 23'e kadar bakıyor. Yani 23'ten sonrasını savaştan bakmıyorsun. Problem o yani. 12'ye kadar sırada... olması lazım. Hayır. 23'e kadar bakıyor Kemal Sabah Bey. 4'e kadar baktım diye. Hayır ben Kemal Bey. Hayır Kemal Beyciğim. Bu tam belli araba yok. Kemal Beyciğim ben size bir kez daha bilgiyi söylüyorum. Savaş bakıyor. Zaten oğlunu Savaş'la beraber bakıyor. Beraber baktıkları görüntüler zaten hepsi kayıt altında. Saat 4'ten sonrasına bakılıyor. 4 ile gece saat 23 arasına bakılıyor. Onun öncesine bakılmıyor yani. Onun öncesine bakılmıyor. Abla bak ben size yine söyleyeyim size. 24'e kadar baktık ablacığım. Saat bir saat geriydi. Ya biz hadi 24 olsun. Hadi 24 olsun yani. Peki Kemal Bey sen az önce bir nasıl bir arabası var onun arabasının? Yani şeyin arabası. Şimdi onun arabası onu anlatmasına göre tamperli araba, yüksek araba. Nereden biliyorsun? Harfiyat arabası. Öyle söyleyeyim ben nakliyecilik yapayım. Bu çakıl ucağına gideyim diye. Oradan bizden yani kafamız bir karıştı. Öyle bir arabayı tarif ettin ki. Arabayı... Arabasını bile görmedik. Çünkü biz o kadar duruyoruz. Ben arabasını da tanımam kendisini. Adamın anlatmasından arabasını tarif ediyorsun. Ben onun boyunca görmedim. Bunlar görüyor radyo. Bak yine bize konuşmasına göre konuşayım. Anladım. Yani şeyin Zeynel'in anlatmasına göre söylüyorsun. İkinci çelişkisi de ne biliyor musun? Ben 30 derece, 40 derece ile gidiyorum. Ben çarşıya gideceğim. Beni götürür müsün veya gittiğin yere beni götürür müsün demesin öyle durmadan anlaması mümkün değil. Ya zaten o çelişkileri ekranlara getireceğiz. Zeynel, ben Cemal Bey şunu merak ediyorum. Sizin gelin sürekli kapının önünde durmadan mi duruyordu? Durmadan ne dediğini duyamaz. Dur Kemal Bey. Sizin gelin sürekli kapının önünde mi oturuyordu? Yukarı doğru yürüyor muydu? Yayla yoluna doğru, ıssız tarafa doğru. Tek başına mı gidiyordu? Ya çocuklarla gidiyordu. Ben çocukları, torunlarımı gezdirmeye çıktığım zaman o zaman yalnız gidip gitmediğini bilmiyorum. Yalnız yukarı tarafa gidiyor da ben orman yolunu yukarı öyle gidip gitmediğini bilmiyorum. Mahalleden yukarıdan döndüğünü
biliyorum. Yani öyle sanıyorum. O zaman sanıyorum, siz gelini tahminen mahalleden ama yukarıdan Cemal Bey, bir şey diyeceğim arkadaşlar, bir teknik bir şey rica edebilir miyim? Cemal Bey burada aradaki fark 10 saniyeden fazla galiba duruyor. Ben teknik bir şey söylüyorum. Şu an rejiye söylüyorum. Farkında mısınız? Cemal Bey beni çok geç duyuyor. Bu aralığı daraltabilir misiniz? Bu aralığı daraltabilecekseniz ben yayına devam edeyim. Ya bırakayım bir Cemal Bey, siz onu halledin. Sonra bana tekrar Cemal Bey ekrana verin. O aralığı bir konuşun hemen. Yani çok çok beni geç duyuyor. Tamam anladım. Tamam anladım, sonra konuşuruz. Ama farkındaysanız beni çok geç duyuyor. Ve sürekli böyle geç bir şey bir yayın yapmak zorunda kalıyorum. Cemal Bey beni çok geç duyuyor ya. Cemal Bey kusura bakmayın, ben bunu tekniğe, rejiye söylüyorum yani. Normalde sizin beni daha hızlı duymanız gerekiyor.